Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan seçime dair bazı notları paylaşacağız. Biliyorsunuz Türkiye önemli bir seçime gidiyor ve şu sıralar en çok konuşulan şeylerden birisi de sizin de malumunuz olduğu üzere sandık güvenliği, oyların çalınması, ne bileyim sahte oylar kullanılması gibi konular. Peki bu ne kadar mümkün? Dilerseniz biraz bundan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Ben geçtiğimiz seçimlerde sandık başkanı olarak görev almıştım. Dolayısıyla hani bu konuda oyların verilmesinden, daha doğrusu o çuvalın açılmasından tutun da çuvalın mühürlenip kapanmasına kadar, oyların ilçe seçim merkezine teslim edilmesine kadar olan süreci bizzat yaşadım, deneyimledim. Dolayısıyla bu süreci de sizlere aktarmak istiyorum. Hani bu süreç içerisinde hani oyları çalınıp çalınamayacağı ya da ne bileyim araya sahte oy sıkıştırıp sıkıştırılamayacağı hususlarında sizlere soracağım. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu belirteyim. Seçim günü sandık başkanı diğer parti üyeleri gelmeden, yani şimdi nedir, CHP'den, İyi Parti'den ya da AK Parti'den parti üyeleri gelmeden bir kere almış olduğu çuvalı açamıyor. Yani oy pusulalarının yer aldığı ve diğer işte mühürlerin vesaire yer aldığı çuvalı açamıyor. Diğer partilerin üyeleri geldikten sonra çuvallar açılıyor. Boş pusulalar sayılıyor arkadaşlar. Yani o boş pusulaları sayıyorsunuz. Kaç tane var, kaç tane yok. Kaç kişi oy kullanacak vesaire listeleri oluşturuyorsunuz. Listeleri asıyorsunuz. Daha sonra yemininizi ediyorsunuz. Ardından seçim başlıyor. Zaten biliyorsunuz 8 itibariyle oy verme işlemi başlıyor. Oy verme işleminde, oy verme işlemi boyunca zaten parti yetkilileri sizinle birlikte oy verme yerinde bulunuyorlar arkadaşlar. Bu noktada herhangi bir sorun yok. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra tabii ki sayıma geçiliyor. Sayım şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir, sıraları birleştiriyorsunuz. Biliyorsunuz zaten okullarda oluyor seçim. Sıraları birleştiriyorsunuz. Karşı tarafa da böyle uzunca bir sıra koyuluyor. Parti yetkilileri o sıralara oturuyorlar arkadaşlar. Hepsinin eline tutanakları vesaire veriyorsunuz. Yani sizinle birlikte onlar da ne yapıyor? Sizin yanınızda zaten bir memur var. Onunla birlikte herkes aynı anda hangi partiye ya da hangi adaya ne kadar oy çıktıysa herkes oraya işaretini koyuyor. Bu noktada oy pusulalarını tek tek elinize alıyorsunuz. Başkan eline alıyor ve şu şekilde gösteriyor. Ardından diyor ki işte atıyorum X partisine bir oy, Y partisi, X partisi şeklinde tek tek hepsini sayıyor. Bu oy sayma işlemi esnasında kaç taraftan bir itiraz gelebilir? Yani herhangi bir partinin işte mühür taşmış, o yüzden bu oy geçersiz sayılmalı denebilir. Bu noktada hemen bir itiraz dilekçesi dolduruluyor. Daha sonra o noktadaki üst yetkili geliyor. Avukatlar vesaire varsa onlar da geliyor. Zaten kurallar belli. Ona göre oyun geçerli sayılıp sayılmayacağına zaten karar veriliyor. Bu oylar sayıldıktan sonra herkesin tuttuğu tutanaklar karşılaştırılıyor. Acaba herkeste oylar aynı mı? Eğer oylarda herhangi bir X partisinin yetkilisinin tuttuğu notlarda, atıyorum oylarda bir değişiklik var değil mi? Bir fazla saymış, bir eksik saymış vesaire. Hemen yine bir dilekçe tutuluyor. Gerekirse oylar tekrardan sayılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla günün sonunda oradaki bütün partilerdeki oylar hepsinde eşit. Yani o çuval kapandığı anda herkesin elindeki tutanaklardaki oy sayıları eşit oluyor. Zaten oradaki parti yetkilileri de imzalı tutanakların resmini vesaire alabiliyorlar ki bunları direkt olarak paylaşıyorlar. Şimdi ne oldu? Biz imzalı tutanağımızı, ıslak imzalı tutanağımızı hazırladık. Oylarımızı koyuyoruz çuvalın içerisine. Bir düğüm atıyoruz. Onu bildiğiniz mumla eriyen mühürle mühürlüyoruz arkadaşlar. Daha sonra işte ikinci boğum oluyor, oraya başka bir şey koyuyorsunuz. Üçüncü boğum oluyor, başka bir şey koyuyorsunuz vesaire. Şimdi oy çuvalımız güvende. Islak imzalı tutanaklarımız güvende. Herkeste var zaten aynısı. Ardından tutanaklarınız ve diğer belgelerinizle birlikte sizinle gelmek isteyen parti yetkililerinizi de yanınıza alarak, yani bir otobüs vesaire oluyor genelde ve polis eşliğinde bu otobüse biniyorsunuz arkadaşlar. Elinizde oy çuvalı, yanınızda parti temsilcileri. Burada ama isterse gelirler, istemezlerse gelmezler. Yani örneğin ben sandık başkanı görevini üstlendiğimde CHP ve AK Parti'nin sandık görevlileri gelmişti. Mesela Saadet Partisi vardı o gün. Üçüncü bir aday olarak o gelmemişti mesela. Dolayısıyla bunlarla birlikte ilçe seçime gidiyoruz.
İlçe seçim kurulunda kapıya kadar size eşlik ediyorlar arkadaşlar. Kapıda tekrardan polislerle birlikte içeri giriyorsunuz. Zaten koridor. İçeri girdiğinizde bir sıra numarası alıyorsunuz. Ve sıra numaranızla birlikte hem çuvalınızı teslim ediyorsunuz hem de elinizde tutmuş olduğunuz ıslak imzalı tutanağı veriyorsunuz. Orada direkt olarak sisteme giriliyor. Dolayısıyla bu noktada İstanbul özelinde konuşuyorum. Hani oyların çalınması gibi ya da ne bileyim oyların sayımının değiştirilmesi gibi bir durum çok da söz konusu değil. Ama tabii sonuç olarak her yer İstanbul gibi değil. Eğer sandıklar boş bırakılırsa, atıyorum bir sandıkta sadece X partinin yetkilileri olursa, diğer taraftan hiçbir görevli olmazsa vesaire, tabii ki oyda çalınabilir, başka şeyler de olabilir. Ama dediğim gibi her partiden kişinin zaten oy sayımını vesaire izlemesine izin veriliyor. Yani siz bir vatandaş olarak oy kullandığınız sandığı gidip sonradan oy sayımını vesaire izleme hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortamda oy çalınması gibi bir durum söz konusu olamaz. O yüzden içiniz ferah olabilir. Rahat rahat gidip oyunuzu kullanabilirsiniz. Eğer hani bu süreçle ilgili kafanıza takılan bir soru varsa aşağıda bizlerle soru olarak paylaşabilirsiniz. Biz de yine elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışırız. Sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.